Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil mursalin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd, esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Tazkiyatun nafs silsile derslerimizden buradalar. Tinglash manzaratını eşitkendik, devam etkizemiz. Eşitiş türleri. Üç kul. İdraki eşitiş, birincisi. İkincisi fahmi ve akli eşitiş. Üçüncüsü, icabat ve kabul kılıç eşitişi. Bana bir deden körüp çıkarmış. Adamları eşitledi, bana şu üçge bölünmedi onların eşitişliği. Birincisi, idraki eşitiş. Bu kanakı buladı. Bir lektör, minbarge kütarılıp, çekişliğini zararı hakkında leksi okudu. Onu insanın zararı, yürekke, öpkege, asapke koyun ki, insanda organizmine zararı hakkında yapırıldı. Operasyon kılıngan, şu çekişliği de akıbatı da kesel bugün öpken operasyon kılıngan kürsattı. Gözelliği ise bu oldu. Şimdi şu leksede oturganlardan bitti adam çekerdi, eşitti, düşündü. Lekin taşlamadı. Bu adamın eşitliği idraki eşitiş değildi. Eşitti ve düşündü. Ama çekişti taşlamadı. İkincisi, fahmi ve akli eşitişlik. Yana bitti adam bu lekseni eşitti, xulosa qildi. Ha, demek zarar eken, konge zarar eken, asapge zarar eken, nasıl asapge zarar eken. Demek insanın da organizmine katta zararı var. Acalını tezlaştırar eken. Çekiş akıldan mı? Temakiye kulbu kalıştık, doğru bularken mi? Eşitti ve tefekkür kıldı. Birinci adam eşitti, düşündü. İkinci adam eşitti, tefekkür kıldı. Yani üçüncüsü. Üçüncüsü, icabat ve kabul eşitişi. Yana bitti adam, üçüncü adam bu lekseni eşitti. Eşitti, düşündü, aklını işletti ve kabul kıldı. Çeker adı bu üçüncü adamım. Bugünden başlayıp taşıdığımızı gerektirdi dedi de, gıcın rapları ahlatke taşıdı. Demek maruzanı eşken payette adamlar hem bana şu üçte eşitişten bittesi de buladı. İdraki, akli, icabat. İdraki eşitti, düşündü, bu oldu. Başka hiç kanaka bir özgürüş yok. İkincisi eşitti, düşündü, fikir kıldı. Üçüncüsü eşitti, düşündü, fikir kıldı, icabat kıldı. Demek üç kıl eşit çeken. Bu adam, Roparası'da bir adam yelkezde çayan durdu dedi. Haligi yaptı eşitken adam karab durup, rahmat, rahmat, özü yaşımızız, salamat sizce o adamı dedi. Herkese çayın turuptu dese hiç kadar reaksiyon yok. Şimdi bana şu reaksiyon kıymetken adam mı bu halatını üç kıl talkın kılışı mümkün. Birincisi sözde eşitmedi. Bunun için işine sakama yaptı. Ya ki bu yapırken adamı, o yoklantırken adamı tılını düşünmüydü. Ya ki bu olmasam çayınlığı numaralarını bilmiydi. Eğer eşitip, düşünüp, idrak kılıp, kabul kıyana da ne bulardı? Avtomatik herkesini kokup alanıdı. Demek şimdi adamlar var. Kulağı var. İşliydi. Ama hakikatte eşitmeydi. Ayetlerini eşitledi. Hadislerini eşitledi. Eşitme kendi kete uğradı. Bunaki adamlar özlerini cüdeyem akıllı saniyeydi. Ha, biz dedi 21. asırda yaşayıp biz dedi. İlim, fen asırda yaşayıp biz dedi. Bunaki din, sizateyken, şeriat, ahiret degen nasırlar bizi zamanımızda doğru kemiydi dedi. Nazarada hemen yolu buladı bunlar. Özünü balat oladı. Allah Teala bunlar hakkında aytadı. Estağfirullah. Ya'lemuna zahiran minel hayati dunya ve hum anil ahireti hum gafilun. Ular ahiretten gafil, bihabar bulgen halları da fakat hayatta dünyanın zahirini yine bilediler. Bunlar kulağa geçirdi, idrak kımadı, fikir kımadı, aklını işletmedi, kabul kımadı. Allah Teala bunu kadar hakkında dedi. Estağfirullah. Ve la tekunu kellezina kalu semi'na ve hum la yasma'un. Eşmegen halde turup, eşitmezden turup, eşittik dedi onlar da kabul kalmıyorlar. Demek eşitmiydi degen de Allah Teala ne ayet yaptı? Tadbik kımıydı, kabul kımıydı, icabat kımıydı. Bana eşit yap bize ayetlerini. Eşit durup, ribanı haramlığını taşlasız, demek icabat kıldız. Tadbik kıldız bilgenizi.
Bildiz, yolg'on gapirishi harom ekan. Bildiz, tarozdan olishi harom ekan. Bildiz, svetoforni qizilga o'tib ketishi harom ekan. Bildiz, streshniga chiqib yurishi haromligini. Eshitdingiz. Endi tatbiq qilmadingizmi? Eshitganingizga amal qilmadingizmi? Demak, siz ijobat qabul eshitish bilan eshitmadingiz. Shuning uchun birodarlar, fahmi eshitish, aqli eshitish hamda qabul qilish eshitishi. Bizda odamlar ko'proq qaysinisi? Mana endi Qur'on-i Karimda mana shu fahm eshitishiga dalil bo'lgan oyatni keltiramiz. Astaydu billah. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafaru minal jin faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rushd fa amanna bih va lan nushrika bi robbina ahada. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning Qur'on talovat qilib turganiga mana Nusaybin deb nomlanadigan joyning jinlari kelib eshitib guvoh bo'lishdi. Ey Muhammad ayting. Menga vahiy qilindiki, jinlardan bir guruhi mening Qur'on tilovat qilganimni eshitib, o'z qavmlariga qaytib borishgach dedilar. Dar haqiqat biz haq yo'lga hidoyat qiladigan bir ajib Qur'onni eshitdik. Eshitdik va darhol unga iymon keltirdik. Bizlar endi Parvardigorimizga hargiz biron narsani sherik qilmasmiz. Demak, eshitdi, tushundi. Idroki eshitish, aqli eshitish. Astaydu billah. Innaka la tusmi'ul mauta va la tusmi'us summa du'a'a idza wallaw mudbirin. Aniqki siz ey Muhammad alayhisalom o'z da'vatingizni o'liklarga o'qitira olmassiz va yuz o'girib ketayotgan kimsalarga ham bu da'vatni o'qitira olmassiz. Alloh taolo o'lik deganda rosa kam o'likni aytmayapti bu yerda. Rasululloh o'liklarni bor da'vat qilmaganlar. Tiriklarni da'vat qilganlar. Lekin bular eshitib, ijobat qilib qabul qilmaganligi uchun Alloh taolo bularni o'lik deyapti. O'liklar ham eshitadi birodarlar. Dalil Nabiy sallallohu alayhi vasallam Badr kunida ana shu mushriklarning eng ulug'laridan 70 kishi qatl qilinganidan keyin ularni bir qalibga, chuqurga tashladilar. 70 ta mushrikni o'lik yotibdi chuqurda. Shunda Rasululloh kelib, "Ey Amr ibn Hishom, ey Utba ibn Robiya, ey Valid ibn Utba, nomonam aytib turib, hal vajattum ma va'adakum robbukum haqqo? Robbilar sizlarga va'da qilgan narsa haq ekanmi? Topdinglarmi shuni, ko'rdinglarmi? Fa inni qad vajattum ma va'adani robbi haqqo dedilar. Albatta men Robbim menga va'da qilgan narsani haq ekanligini ko'rdim dedi. Umar ibn Xattob, "Ya Rasululloh, ma o'liklarga gapiryapsan, bu hidlanib jiyib ketdi bular sasib." Deganida Rasululloh aytdilar, "Sendan ko'ra ular yaxshiroq eshitadi meni" dedilar. Ha, o'liklar ham eshitadi, lekin qimillamaydi-da. Xuddi shunga o'xshagandek, nafas olib harakatlanib yurgani bilan da'vatni eshitib turib, da'vatni qabul qilib, unga amal qilmadimi? Xuddi o'likka o'xshab ijobat qilinmagan odamlardan bo'ladi. O'liklar qatorida bo'ladi. Alloh taolay aytadi, astadu billah. Wa ma yastawil ahya wal amwat. Tiriklar bilan o'liklar ham barobar emasdir. Albatta Alloh o'zi xohlagan kishilarga haq da'vatni eshittirur. Ey Muhammad alayhisalom, siz qabrdagi kimsalarga, ya'ni o'liklarga, o'lik dillarga eshittira olguvchi emassiz. Idroki eshitish, fahmi aqli eshitish, ijobat eshitishi. Ijobat eshitishi. Bu mana shu eshitishlikning eng oliy darajasi martabasi. Atrofimizdagi musulmonlarga bir nazar solaylik-da. Yer yuzida milliarddan oshiqroq musulmonlar bor. O'zini musulmon deb biladi. Lekin haqiqatda ham hammasi Alloh xohlagandek, payg'ambar xohlagandek ummati Muhammadiyami? Chinakamiga ummati Muhammadiyami? Alloh taolo bu ummatni maqtagan. Astag'fir billah, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Sizlar ummati Muhammad insoniyatga chiqarilgan ummatning eng yaxshisi bo'ldinglar. Eng yaxshi ummat sizlarsizlar. Va aytdi nima uchun yaxshi ekanligimizni. Ta'muruna bil ma'ruf va tanhauna anil munkar. Yaxshilikka buyurasizlar, yomonlikdan qaytarasizlar. Shuning uchun biz yaxshi ummatmiz. Agar biz la ilaha illalloh Muhammad rasululloh degan bo'lsak-ku, amr ma'ruf nahy munkar qilmayotgan bo'lsak, da'vatga ijobat qilmayotgan bo'lsak, biz chin ma'noda ummati Muhammad bo'la olmaymiz, birodarlar. Tushunarlimi? Biz Muhammad alayhissalom ummatimiz. Go'zal birodarlar. Lekin
Mana şu ümmet davat ümmeti boladı, icabat ümmeti oladı. Ne demek yani? Mana siz bilen biz ya davat ümmetimiz ya icabat ümmetimiz. Kaderin kaysınısı da sizsiz. Davat ümmeti kim? Allah ve Peygamber davat kıyan adamlar davat ümmeti boladı. Şimdi bana şu Allah ve Peygamber'in davetini kabul kılıp icabat kıyan adam icabat ümmeti oladı. Demek eğer davetini kabul kılıp onu özünün hayatı da tatbik kılsa şunda bana şu insan icabat ümmeti katarı da boladı. Şunda Allah muhtagen ümmetten boladı. Bizge davet yetip geldi. Biz Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetini dairesine kirdik. Şimdi tatbik kılışımız koptu buradalar. Ana şu tatbikimizge yaraşa kün göremiz. Oğlum ve badavlat bugün bir insan özünü farzatlarını yığıp olup eti yaptı. Beşte farzandı var. Oğul kız aralaş. Buran bir sahada bir mütehassıp olup bir ilmi sahada bir mertebe gelişke niyetiyle, layakıtıyla olsa hem eyledi imkaniyetle teyim. Okuyman deseler hem eyledi şeraitini kıberemen dedi. Yani davet, teklif hemen bir kıl aytıldı. Lekin bana şu beşte farzandından bitti farzandı icabat kıldı. Ağlıya gök yakırdı, kattığı mehnet kıldı. Şu bilen ilmi dereceye bir mertebeye erişti. Biz geyem Allah tomondan, Peygamber tomondan davet kegen. Eşittik. Şansımız bir kıl, imkanatımız bir kıl. Şimdi kabul kılıp icabat kısak, maktalgen ümmetten bulamız. Yutuk nüme de. Bana şu senge kegen davetini, teklifini kabul kılasan, amal kılasan, hayatını da tatbik kılasan, inekin dinini hamma meyvelerden bahra olasan. Demek eşitişlik üç türlü oldu. İdraki, akli ve icabat eşitişi. Dünyadaki hamma maçlarda namazdan ki Müslümanlar dua kıladı da Semi'ne ve ata'ne gufraneke. Eşittik, itaat kıldık, bizi günahımızı keçirdik. Diyor. Ama hayatta kılayken işini kalaydıken bu ses, o etken gapiga hılaflılar var. Gıybet var, namime var, haram lukuma var. Eşittik, itaat kıldık. Şuna kabul edin mi? Yahudiler mi deyişken? Semi'ne ve asayine deyişken. Eşittik ve baş tartı deyişken. Eşittik, kabul kımadı deyişken. Biz silmedi yapız, eşittik, itaat kıldıydı yapız, lekin hayatta bu nasıl ki itaat kılıykenimiz görünme yaptı. Çünkü buradalar, mumun adam, eşittik, itaat kılıydı degenden ki, icabat kılışı diye kereyi buladı. Estağfirullah. Rabbana, innena semi'na munadiyen yunadi lil iman, en aminu bi rabbikum fe amennâ, Rabbana, faghfir lana zunubana ve keffir anna seyyiatina ve tevaffana ma'al abrar. Parvardigoro, albatta biz parvardigoringizga iymon keltiring deb iymonga chorlagan jarchi Muhammad alayhissalomning nidolarini eshitdik-u iymon keltirdik. Parvardigoro, bizning gunohlarimizni mag'firat qil. Qilgan yomonliklarimizni o'chirgin va bizlarni yaxshilar bilan birga o'ldirgin. Musulmon odam uni manhaji bor. Hayotda programmasi bor. O nimani eshitish kerak, nimani eshitmaslik kerak yaxshi biladi. Alloh azoblangan narsani eshitmaydi, Alloh ijozat bergan narsalarni eshitadi. Mana musiqa. Alloh o'zini mu'min bandalarini muhtab aytyapti. Astagfirullah. Wa idza sami'ul lagwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum. Salamun aleykum la nabtagil jahilin. Kaçan o mu'minler behuda narsalarını eşitse ondan yüz o'girirler. Bana şu yerdeki lağu behuda narsanı ulamalar musika deyişken. Muhammed ala hanafiyye lağu gına musika muzika deydi. Vellezine la yaşaduna zura ve ize marru bil lağvi marru kirama. Ular Rahmonning bandaları, suygen bandaları. Yolg'on guvohlik berishmaydi ve lag'v oldidan o'tgan vaqtida oliy janoblik bilan undan yuz o'girgan hollarda o'tirlar.
masxaravozlikda esa, g'ibat shikoyatda esa, johillar ularga xitob qilsa, muzikani esa, nima qiladi? Oliy janoblik bilan yuz o'girib ketadi. Shuning uchun fe'lan mu'min bo'lgan banda bunga o'xshagan narsalarni eshitishdan o'zini ehtiyot qiladi. Abdulloh ibn Mas'ud aytadi, g'ino qalbda nifoqni o'stiradi. Xuddi suv o'simligini o'stirganidek. Qaytaramiz. Xuddi suv o'simligini o'stirganidek, musiqa, g'ino insonda qalbida nifoqni o'stiradi. Inson musiqani qancha ko'p eshitar ekan, shuncha qalbida nifoq ko'payib boraveradi, lekin buni sezmaydi. Din birodarlar mustaqim bo'lishligi bilan komil bo'ladi. Din istiqoma bilan bo'ladi. Biz Alloh taolodan karomatni, Allohni viloyatini so'rayapmizmi? Alloh taolo bizdan istiqomani so'rayapti. Bandani qalbida Qur'on bilan musiqa bir bo'lmaydi. Biri ikkinchisini surib chiqaradi. Buni misoli yorug'lik bilan zulmatni misoliga o'xshaydi. Yo yorug'lik bo'ladi, yo zulmat bo'ladi. Qarangda, masalan, bir-biriga zid bo'lgan narsalar bor, bir-biriga teskari narsalar bo'lgan narsalar bor. Masalan, bitta doskani yarmi oq, yarmi qora bo'lishi mumkin. Bir vaqtning o'zida yarmi oq, yarmi qora bo'lishi mumkin. Demak, doska ham oq, ham qora deyishimiz mumkin. Bu bir-biriga teskari narsa. Ammo zid degan narsa bir-biri bir vaqtda bo'la olmaydigan narsalar. Masalan, odam yo o'lig bo'ladi, yo tirik bo'ladi. Xuddi shunga o'xshaganda yo zulmat bo'ladi, yo yorug'lik bo'ladi. Endi Qur'on bilan musiqa bir-biriga zid narsa. Yo Qur'on bo'ladi, yo musiqa bo'ladi. Tushunarlimi? Qur'on bilan musiqa bir-biriga teskari narsa emas, bir-biriga zid narsa. Demak, qoida birodarlar. Qur'on va musiqa bir-biriga zid narsa, ularni biri ikkinchisini surib chiqaradi. Odamlar bor, Imom domla Qur'onni ozgina uzoqroq o'qib qo'yadigan bo'lsa, malollanib ketadi. Biz o'shulardan emasmizmi? Bir tekshirib ko'rishimiz kerak o'zimizni, birodarlar. Soatlar musiqani eshitaveradi, soatlar g'ibat, namimani eshitaveradi, ammo Qur'on o'qisa nima bo'ladi? Malollanib qoladi. Alloh azza va jalla ana shu eshitib, tushunib, idrok qilib qabul qiladigan bandalardan qilishligini so'raymiz. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh.